Herkese selam. Kreatif Atölye'nin bu haftaki projesi The Slink Park Game. Yani hızlı sapan oyunu. Malzeme listesini sizin için açıklamalar kısmına bıraktık. 10 adet pulla oynanan oyun için 4 cm çapında birer ağaç kesmeniz yeterli olacaktır. Sizler için kolaylık olması açısından bir adet PDF dosyası bıraktık açıklamalara. Linkten indirebilirsiniz. Buraya kadar izlediğinize göre bu tarz videolar ilginizi çekiyor demektir. Eğer takipte kalmak istiyorsanız abone olabilirsiniz ve bildirimleri açabilirsiniz. Sahanın zemini için 4 mm'lik bir arkalık kullandım. Bu hem kaygan hem de kullanışlı bir malzeme olacak. Arkalığı dairede 60-35 boyutlarında kesiyorum. Saha kenarlarını 60'ar santim olmak üzere 2 adet kesiyorum. Gönyeli kesim uyguluyorum. Şimdi de 35 cm'lik kale arkası bölümlerini kesiyorum. Sahanın ortasına gelecek parça için sağ ve sol taraflara birer yuva hazırlıyorum. Bunu yapmasanız da olur. Malzemeler hazır. Şimdi birleştirmeye geçelim. Görmüş olduğunuz malzemelerin tamamını sizler için hazır bir şekilde göndermemizi isterseniz bize Kreatif Atölye'nin Instagram hesabından ya da yorum yoluyla ulaşabilirsiniz. Kesim listesinde gördüğünüz malzemelerin tamamı adresinize gönderilecektir. Orta kısma gelecek ağacı 31 cm kesiyorum. Gerekli ölçümleri yapıyor, pulların geçeceği orta kısmı ayarlıyorum. Ölçüm için bir adet pul kullanıyorum. Yuvayı açmak için ince bir testere kullanıyorum. Bu testereden almanızı öneririm. Zımpara yardımıyla çapaklı bölümleri temizliyorum. Normal bir ağaç tutkalı kullanarak kenarlıkları yapıştırabilirsiniz. Daha da sağlamlaştırma amaçlı sonrasında çivi çakacağım.
Benim kestiğim pullar biraz geniş olduğundan zımpara yardımıyla onları biraz küçültüyorum. Eldeki malzeme yeterli olmadığından insan yaratıcılığa başvuruyor. Böyle bir yöntem buldum. Siz de elinizde yeterli malzeme makine yoksa değişik yollara başvurabilirsiniz. Mini taş zımparalarla pulların orta bölümlerine parmak gelecek şekilde yuvalar açıyorum. Pulların kolay kontrol açısından bunları siz de yapabilirsiniz. Ancak taş zımparalar pek işe yaramıyor. Bu taş zımparaların ne işe yaradığını bilen varsa yorum bölümünde bizimle paylaşmasını rica ediyorum. Şu ana kadar hiçbir yerde kullanamadım. En son zımpara yardımıyla gerekli boşlukları açmayı başardım. Pulların ince zımparasını da yapıyorum ki hem daha iyi kaysın hem de kenarındaki bölümler elinizi kesmesin. Bütün pulları zımparaladık. Tutkallar kuruduktan sonra orta bölümün denemesini yapıyoruz. Pullar gayet güzel kayıyor. Daha önce tutkalla tutturduğumuz kenarlıkların altından daha da sağlam olması için çivi çakıyoruz. Çatlama yapmaması için ince cam çivisi kullanmanızı öneririm. Lastiği takacağımız yerlerin ölçümünü yapıyorum. Bunun için pullardan yardım aldım. Yüksekliğini de pulun orta bölümüne göre ayarladım. Bir tığ ile deliklerden lastiği geçiriyorum. Yeterli gerginliğe ulaştığında kenarları bağlıyorum. Aynı işlemi diğer taraf için de uyguluyorum.
Lastikler hazır. Pullar da gayet güzel kayıyor. Deneme yapalım. Her şey hazır. Şimdi kendimize bir rakip bulma zamanı. Oynadığımız yeri çizmesin diye altına keçeler yapıştırabilirsiniz. İyi eğlenceler. Yeah.